Yani aslında kişinin klinik durumuna bağlı olarak karar verilebilecek bir süreç bu. Peki bir kişi hakkında zorunlu tedavi kararı çıkarıldı. Bu dediğiniz gibi bazen kanunlar gereği mahkeme tarafından bize gönderiliyor. Bazen kişiler yakınları tarafından vesaire hastaneye getiriliyorlar. Bir takım şeyler anlatılarak. Zorunlu tedavi kararı verilen kişinin bu duruma itiraz etmesi mümkün müdür? Bu konuda kişinin yasal hakları nelerdir? Aslında bizim kanunlar hastalara itiraz etmeyle ilgili maddeleri var. Yani itiraz edebilirler. Ama tabii ki özgürlükleri kısıtlandığı için hastanede bu iş biraz daha zor oluyor. Öncesinde kişiye tebliğ edildiği takdirde itiraz edebiliyor. Kendisi itiraz edebiliyor, yakınları itiraz edebiliyor ya da avukatı itiraz edebiliyor, yasal temsilcisi itiraz edebiliyor. Onu mahkeme değerlendiriyor, itirazı uygun görür, görmez. Eğer görmezse zaten hastaneye getirilir. Kişi daha önce itiraz mekanizmasını kullanmamış olabilir. En çok bize gelenler böyle oluyor olgularda. Yani durumun bile farkında olmadan hastanelere getirilebiliyorlar. Böyle durumlarda da biz yine kişilere itiraz haklarının olduğunu, bu bilgiyi veriyoruz. Burada tabii hastanede olduğu için bunu yapacak olan kişiler kişinin yakını, bakım vereni, yasal temsilcisi varsa yasal temsilcisi ya da bir avukatı varsa avukatı aracıyla itiraz edebiliyor. O itiraz neticesinde mahkeme yeniden durumu değerlendiriyor ve çıkarmasına karar verebiliyor. Böyle durumlarda söz konusu. O hak var yani kanunlarca tanımlanıyor.